Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Diablo'yu kestikten sonra 1-6 yıldızlı ve 5 yıldızlı karakter açacağım. Ben de sizler gibi merak ediyorum. Başlayalım o zaman. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar özellikleri bu şekilde gördüğünüz gibi. Ben Diablo'ya karşı şu anda tekte indireceğim diye bir şey yok. Şu anda taktik bir savaş yapacağım. Eğer sizler de indirmemişseniz Diablo'yu bu şekilde bu taktiği kullanarak indirebilirsiniz. Arkadaşlar Diablo zaten çok böyle nasıl söyleyeyim ahım şahım dövüşen bir karakter değil. Sadece üzerindeki karolarından dolayı çok güçlü diyebiliriz. Bakın durdurulamaz etki açıyor. Aynı zamanda benim açtığım herhangi bir etkili yok ederek %18 can yenilemesi var. Bu da kendisinin inmesini engelliyor bir bakımda. Ve üzerindeki şu anda 15 adet yük var gördüğünüz gibi. Şu anda bazı karakterlere hep böyle yük getiriyorlar. Acaba çok etkili bir karakter olmadıklarından kaynaklanan bir durum mu diye soracağım bak. Abi Corvus'un neresi etkisiz? Doğru mu? Aklıma bir anda öyle geldi de. Neye göre yük getiriyorlar acaba bu karakterlere? Düşünmek lazım bu konu hakkında da. Bu arada yani şu anda böyle yapmak istediğim video şu. Ne diyorum bu arada o anda şu anda. Gene hatlar birbirine karıştı. Bu video mesela şu anda dövüşüyorum ya, amacım indirmek değil. Üzerindeki yükleri bitirmek. Aksi takdirde Hyperion'la indirmek çok kolay değil arkadaşlar Diablo'yu. Neden? Sürekli Hyperion özellik açan bir karakter olduğu için gerek arkadaşlar enerji şey olsun, nedir onun ismi? Güç barı doldurma, güç seli açmak için hani özellik açıyor ya Hyperion. Arkadaşlar gerekiyor olsun, gerek saldırı açma olsun. Sürekli olarak özellik açan ve benim kaçış yapmamla beraber isabet açmam. Yani bir bakıma sürekli özellik açıyorum. Peki biz Diablo'nun üzerindeki o yükleri nasıl indireceğiz? Nasıl arkadaşlar düşüreceğiz? Tabii ki hemen hızlı devam edelim. Üzerindeki yükleri arkadaşlar düşürebilmek için Diablo'nun canını azaltmanız lazım. Diablo aksi takdirde durdurulamaz özellik açmıyor. Neden? Çünkü kurtarıcı dikiş açması lazım ki bakın açtı. Kurtarıcı dikiş açtığı zaman yani canım azalıyor benim. Şey gibi uçak düşüyor hadi arkadaşlar. Gemi batıyor. Can yeleklerini giy gibi bir şey bu. Hani canın azalıyor. Kurtarıcı dikişi devreye sokup hemen can yenilemeye başlıyor arkadaşlar. Aynı zamanda bu süre zarfında da yenilenme açıyor. Peki biz bu kurtarıcı durdurulamaz etki bir anda açtığını nasıl anlayacağız? Hani bazen böyle dövüyorsun bir bakıyorsun zart diye bir anda durdurulamaz bir etki açıyor. Arkadaşlar o durdurulamaz etkiyi eğer Diablo'nun canını azaltmışsanız. Bakın şimdi ben canını azaltıyorum geri canı artıyor. Ama amacım dediğim gibi yükleri düşürmek. Eğer canını bir anda azaltıyorsanız Diablo'nun. Kurtarıcı dikişi devreye sokup durdurulamaz etki oluyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bakın ben canını azalttım ya hemen bir durdurulamaz etki açtı. Can yenilemeye başladı. Ayrıyeten tabii yükü de bayağı düşürdük ha. Çok iyi gidiyoruz. Planımız tutuyor. Amacım tek karakteri yani tek hero'da indirmek değil. Star Lord'u sona koydum ve indirdi. Yük sayısını da bayağı düşürdük. Canını olabildiğince azaltmak ve yük sayısını sıfıra indirmek. Yük sayısı sıfıra indikten sonra tek arkadaşlar yani basit bir karakter haline bürünüyor diyebiliriz ve yük sayısı 5 oldu. Çok güzel. Devam et. Kor nimet açık olduğu açık olduğu zaman dikkat vurduğu zaman sizi yakabilir arkadaşlar Diablo. Evet engellenemez skillerine de dikkat edin. Evet kurtarıcı dikiş hazır diyor. Muhtemelen dedik ki bak gördüğünüz gibi durdurulamaz etkiyi açtı. Kurtarıcı dikiş hazır dediği zaman dikkatli olun arkadaşlar. Çünkü genellikle kurtarıcı dikiş etkinken yenilenme ve artı durdurulamaz etki açıyor diyebiliriz Diablo için. Ve videonun sonunda 6 yıldızımı açacağım. İnşallah
İnşallah ama inşallah güzel bir karakter çıkar. Temennim bu. Vallahi boğazım kurudu ha. Heyecanlandım bir anda. Güzel bir karakter deyince abi, bir Korg çıksa, bir Corvus çıksa, bir Killmonger çıksa ya da Infinity War, Kaptan Amerika. Oo, Kaptan Amerika Infinity War çıksa ne kadar müthiş. Yükü bir yer. Şimdi olabildiğince canını azaltmam lazım dedim. Peyzevenge bak ya. Adam ne biçim canımı indirdi ya. Evet, %1 olabildiğince canını azaltacağım. O yük biri var ya, yük biri harcamasını sağlayacağım bu sayede. Evet. Evet, başladık. Yük biri evet kullandı. Bir anda dalgınlığa geldim. Yük biri kullandı. Hadi bakalım, şimdi dümdüz bir karakter oldu arkadaşlar. Hiçbir şekilde durdurulamaz. Etki açamayacaktır. Emin olabilirsiniz bu konuda. Yani dövüşme taktiği de bu. Diablo'yla dövüşme taktiği de bu arkadaşlar. Üzerindeki yükü tamamen yok edeceksiniz. Zaten benim taktiğim, amacım da oydu. Diğer karakterleri kullanarak üzerindeki yükü bitirmek ve Star-Lord'la son darbeye indirmek ve %2 canım kaldı. Muhtemelen bana şeyde vurduğu zaman bile indirebilecektir. Blokta vurduğu zaman bile beni indirecektir diye tahmin ediyorum. Şu andaki amacım olabildiğince canını azaltabilmek, indirmek değil. Ağırdan ağırdan canı da düşüyor ve biz de yavaş yavaş dövüşüyoruz bu şekilde. Muhtemelen indirdiğini ceza eli kulağında sanki hissediyorum. Son darbelerimizi de atalım. İndirirse de indirsin, ne yapalım, yapacak bir şey yok. Oo, işte indirdi. Diablo, şimdi seni duanı okutacağım. Şimdi duanı okutacağım kardeş. Gel, gel bakalım. Evet. İşte planımız tuttu. Üzerindeki yükler sıfır. Şimdi 50-60 darbe vurduktan sonra bir ikinci skill'le Diablo'yu eşek cennetine yollayacağım arkadaşlar. Ve bunu yendikten sonra 6 yıldızlı bir karakterimi de açacağım. İnşallah güzel bir karakter çıkmasını temennisiyle. Evet, 23-24-25 bir ikinci skill şok. Sen de at ikinci skill'i. Keyfimiz yerine gelsin. Güzel bir karakter de açalım. Hoş bir karakter açalım. Lütfen ama lütfen, o kadar oynadım. O kadar sabırla, aşkla, şevkle oynadım. Ne olur ama ne olur, güzel bir karakter istiyorum. Evet, at skill ya. Diablo. Abla. Diablo, evet. Vurmaya devam ediyoruz. 31-32 oldu. Evet. Eli kulağında indinecek, bir ikinci skillimize bakar. Birinci güç çubuğumuz doldu. İkinci güç çubuğu da dolduktan sonra Diablo'yu hak ettiği yere göndereceğim. Zaten şu anki amacım 6 yıldız güzel bir karakter çıkmak. Heyecanım onun üstüne kurulu diyebilirim. Hadi at skill'i, sonra ben atayım, sonra güle güle sana diyelim. Evet. Ve bam. Niye ölmedi ya? Olacak iş değil. Neyse, artık düz darbeye kaldı işi. Evet, gel bakalım, gel bakalım. Bir daha bir ikinci skill'i yiyeceksin mecburen. Hop, bam. Uf, 36k vurduk. Star-Lord. Ay, heyecanlandım şu anda. Uf. Acaba 6 yıldız ne çıkacak? 5 yıldızla o kadar heyecanlanmıyorum ama 6 yıldız kolay kolay çıkmadığı için, yani kolay kolay biriktiremediğimiz için 6 yıldızla hangi karakterin çıkacağı, oha ya, dondu heyecanım. Tam tavan yapmış durumdayken %100 keşifledik bu arada. 4000 parça oradan geldi muhtemelen. Evet, 6 yıldızımız birikti. 11.125 parça. Kristal Aç'a gitmek istiyorum ya. Engelliyor beni. Ne unuturum lan. Unutma diyor bir de. Gel buraya, gel. Gel, neredesin? Neredesin canım benim? Hadi, güzel bir karakter istiyorum. Ne olur. Ne olur. Korku olsun. İşte hayalet olsun. Heimdall istemiyorum. Evet. Yazı gittikten sonra basacağım. Bam. Of. Korku geçti. Geçti. Killmonger'ler geçti. Yeşil cin de olur. Ah be!
Ah be, ah be, Luke Cage'in yanından. Kalbim sıkıştı daha, yemin ederim ya. Bak boğazım da kurudu zaten. Aha, moral motivasyonumun sıçtı bıraktı resmen içine ya. Yani WWE da fena değil ama WWE. Şimdi ağlıyorum bak. Sinirim bozuldu ha. Bu dört yıldızları da bile ha. Yeni karakter çıkıyor. Elim şeye ihtiyacım var ya. Beş yıldız parçaya ihtiyacım var ya. Şu an bilerek açıyorum. Dört yıldızları. Neden? Özür dilerim. Neden? Çünkü beş yıldızlı parça gelsin diye kopyalandıktan sonra. Beş yıldızlı parça gelsin diye arkadaşlar. Ve oradan bir beş yıldız açacağım. Bari ondan böyle bir güzel bir karakter çıksın. Temennim o yani. Ne olur ama ne olur. Az önceki kaptanın. Şu an bu kristalleşme taktiği değil arkadaşlar. Kristalleşme taktiği olmadığı için kaptanı açtıktan sonra içime dert olduğu için bu 5 yıldızı açacağım. Olur da güzel bir karakter çıkar. Prestiji yüksek. Hadi bismillah. Yazı gitti basalım. Vay anam vay anam, neler geçti. Gelme gelme gel. Norman mı? O hayır. Allah cezanı vermeye ya. Neyse, Rocket Raccoon çıkmadı Allah'tan. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok.